Daveti Tan'ın kızıyım. Daveti Tan şu an cezaevinde tutsak ve durumu çok kötü. 62 yaşında, sağlık problemleri ciddi bir boyuta ulaştı. Ne hastanelere götürülüyor, ne doktorlara gösteriliyor. Sağlığıyla ilgili herhangi bir bilgilendirme de yapmıyorlar. Ne yapacağımızı bilemedik, çok çaresiziz. Babam 1 yıldır 2 ay cezaevindedir. 3 aylık bir süreç boyunca kendisiyle ne görüşme, ne telefon konuşmalarına çıkmadığı için bilgi alamıyorduk, haber de alamıyorduk. Son geçen hafta görüşüne gittik, Perşembe günü. Durumu ciddi anlamda, sağlık sorununun çok ciddi bir problemli olduğunu gördük. Ve bunun için başvurular yaptık avukatlara. Kendisi de sürekli dilekçeler verdiği halde dışarıya hastanelere götürülmüyor. Tedavisiyle ilgili ya da hastalığıyla ilgili herhangi bir şey söylenilmiyor. Sebepleri belirsiz yani. Devletin kendi politikasıyla yürüttüğü birçok şeyi bütün insanlarda aslında fark ettik. Ve artık ciddi anlamda cezaevlerinde sık sık artık ölüm haberlerini duyuyoruz. Bu bizi daha da çok korkutuyor babamın sağlığıyla ilgili. Babamın ciddi anlamda bir unutkanlığı, yani tamamen hafıza kaybı diyebileceğim durumda ve aşırı derecede zayıflamış durumda, hastalığını bilmediği için herhangi bir tedavisi yok. İçeride, cezaevinde içerideki doktor dışarıda tedavi edilmesi gerekiyor denilmesine rağmen dışarıdaki hastanelere götürülmüyor. Daha önce hastaneye gitti ama hastaneden döndükten sonra babamın herhangi bir hastalığı olduğuna ya da bununla ilgili ilaç yazıldığına dair hiçbir şey söylemediler. Hatta hasta olup olmadığını dahi söylemediler. Yani hiçbir bilgilendirme yapmadılar babama. Hayır, hiçbir bilgilendirme yapmadılar. Hatta birkaç test yapıp onların sonucunu bekleyip kendisine ileteceğini söylediler. Yalnız herhangi bir şey iletmediler baba. Öyle bir şeye geldik. Şu an insan haklarına başvuru yaptım. ÖHD avukatlarıyla görüştüm. Babamın sağlık açısından derhal doktora götürülmeli ve en azından hastalığın ne olduğunu, tedavinin ne olduğunu, tedavinin nasıl yapılacağına dair resmi bir başvuru yaptım. Bu son ölüm haberleri, cezaevlerinde siyasi tutsaklarına yönelik yapılan baskıdan sonra böyle ölümlerin arttığını ve ölüm nedenlerinin bilinmediğine dair haberler duydukça babam konusunda çok tedirginleşiyoruz ve ciddi anlamda da korkmaya başladık. Ki zaten 3 aylık bir eylem sürecine girdiler. Eylem sürecinin tamamen nedeni de tecrit ve tecritten sonra insanlarımız, siyasi tutsaklarımıza yapılan baskı, zulüm, içeride yaptıkları haksızlıklar boyutunda olduğu için 3 aylık bir görüşme de olmadı. Babamla ne açık görüşünde ne de telefon görüşlerine çıkmadı. Zaten özellikle o süreçte zaten daha da kötü olmaya başladı babamın sağlık durumları. Yani şu tamamen siyasi nedenler yüzünden birçoğu tutsağa farklı işlemler yapılıyor. Bu hukuksuz olduğunu ve ciddi anlamda artık ailelerin buna yani tek babam üzerine değil, belki şu an babam gibi milyonlarca insanların cezaevlerinde ailelerinden haber alınmadığı, açlık grevinde olan birçok insanımız var. Bunun için zaten dediğim gibi babamın son sağlık durumunu gördükten sonra, gözlemledikten sonra ciddi anlamda bu bize farklı bir korku yarattı. Buna dair de insan haklarına başvuru yaptık. ÖHD avukatlarına başvuru yaptık. Kesinlikle siyasi tutsaklar özgür olmalı. Bütün haklar tanınmalı, hastaneye götürülmeli, ölümlerse ölümlerin sebepleri bilinmeli, duyurulmalı. Benim babamın acil bir şekilde hastaneye götürülmesi ve gerçekten hastalığın ne olduğunu ve hastalığından sonraki aşamaların ne olacağına dair bir bilgilendirme yapılmalı. Babam gibi hasta insanlar var, onların da hastanelere götürülüp tedavileri görülmeli. Yani bu şekilde ölüme terk edilmemeli cezaevlerinde. Buradan da Sağlık Bakanlığı'na çağrı yapıyorum. Bütün hasta tutsakların derhal tedavi edilmesi ve tedavileri başlatılması lazım. Cezaevlerinde şu an binlerce hasta tutsaklar var ve bunun içinde hiçbir aile buna sessiz kalmamalı. Tüm halkımıza da siyasi tutsaklara sahiplenme çağrısı yapıyoruz burada.